Altılı masada aday belirsizliğini hala korurken CHP liderinden çok konuşulacak bir açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım çıkışı yaptı. 2023 seçimlerine geri sayım sürerken partiler hazırlıklara başladı. Altılı masadansa hala aday konusunda net bir açıklama yapılmadı. Toplamda 8 kere yuvarlak masada bir araya gelen liderler ortak aday vurgusu yaparken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması geldi. Katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendiren muhalefet lideri, "Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli." ifadelerini kullandı. Her seferinde hükümeti hedef alan Kılıçdaroğlu asılsız iddialarına yenilerini de ekledi. CHP lideri, "Ülkemizi aydınlığa çıkarmak zorundayız. O kadar büyük sıkıntılar var ki bunları aşmak zorundayız. Soyulan bir devlet var. Bu soyguna dur dememiz lazım. Mallarını yurt dışına kaçırıyorlar. Ben bunu gayet iyi bilmekteyim. O paraların tamamını son kuruşuna kadar getireceğim." ifadelerini kullandı. CHP'nin HDP'ye bakanlık verilebilir açıklamaları da gündemindeydi Kılıçdaroğlu'nun. Açıklamalarıyla pes dedirtti. Sözlerini HDP'ye değmeyecek şekilde kullandı. Muhalefet lideri yine HDP'ye rest çekemedi. Kılıçdaroğlu karar alınırken 6 lider oturup karar alacağız. Dolayısıyla şu veya bu herhangi bir şekilde ironi de yapılabilir, başka bir konuşma da yapılabilir. Burada önemli olan 6 liderin karar almaları. Elbette oturup konuşacağız, gerekirse tartışacağız diyen CHP lideri, "Altılı masada çatlak yok." ifadelerini kullandı. CHP'nin bu açıklamalarına İyi Parti'den tepki gecikmedi. HDP ile asla yol yürümeyiz diyen İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu çıkışını sert yaptı. "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız. PKK'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır." dedi. CHP'nin bakanlık açıklamalarına bir tepki de AK Parti kanadından geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan çok sert çıktı. Eleştirilerini Selahattin Demirtaş üzerinden yaptı. Turan, "Oldu olacak Demirtaş'ı ya da Temelli'yi eş genel başkan yapın da rahatlayın." dedi.